Merhabalar, bugün size çok özel bir ürünü tanıtmak istiyorum. İlk defa kullanıyorum ben de. 2 minim smooth elbise. Bu elbisenin diğer smooth elbiselerden farkı içinin jersey olması. Komple iç tarafı jersey kumaşla örülmüş ve içten dikişleri mevcut. Dış tarafının da kuvvetli bir şekilde ve güzel bir şekilde yapıştırmaları mevcut. Gayet kalın ve doygun bir yapıştırma kullanılmış. Bu elbiseyi kullanmamın sebebi bir defa 2 minim olması. Yazın ince bir elbiseyle de almak istiyoruz. Çünkü ağırlık fazlalığından kurtulmak için böyle bir elbiseyi tercih ediyoruz. Onun yanında içinin jersey olması beni çok fazla mutlu etti. Çünkü biliyorsunuz smooth elbiselerde yırtılma olayları insanları tereddüte düşürebiliyor. Ve için jersey olması dıştaki smooth olan kumaşın birazcık daha korunmasına sebep oluyor. Bunun yanı sıra içteki jersey kısmı sayesinde kuru olarak giyilebiliyor. Biliyorsunuz işte içini ıslatarak ya da şampuan kullanarak ya da işte denizde giyerek elbiseler kullanılıyor, smooth elbiseler. Fakat içinin jersey olması dolayısıyla bu olay da ortadan kalkıyor. Sonuçta içimizin ıslak olmasını istemeyiz ve kolay bir şekilde, kuru bir şekilde, konforlu olarak elbiseyi giymek isteriz. Fazla bir şekilde yumuşak, esnek bir elbise. Görüyorsunuz çok küçük hale gelebiliyor. Şurada üst kısmı mesela. Özellikle kafa kısmına şöyle baktığınızda gayet küçük bir halde. Çok da esnek bir kumaşa sahip. Şöyle baktığınızda kumaşı çok esnek. Daha fazla performansınıza yönelik bir konfor arayışındaysanız bu tarz bir 2 milim bir elbise fazlasıyla işinizi görecektir. Diyaframımıza olan baskıyı ve işte gerginliği minimuma döndürüyor. Bu da tabii ki bizim için büyük bir avantaj sağlıyor. Ve dediğim gibi en önemlisi sonuçta daha az ağırlık kullanıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Daha az bir ağırlıkla dalış yapmak, dalış konforunu yakalayabilmek çok fazla öneme sahip serbest dalışta. Mesela en çok hoşuma giden özelliklerden biri, şimdi su altında bir hareket ediyoruz sonuçta. Kolumuzu kaldırıyoruz ya da serbest dalışlar iki elini yukarıda birleştirmeyi tercih ediyor. Ya da zıpkınla balık avı yapanlar tek elini yukarıda zıpkını götürmeyi tercih eden insanlar var. Ya da bu el sürekli bir hareket halinde oluyor. Elbisenin esnek olması bunu çok rahat bir şekilde yapabilmenizi sağlıyor. Bu çok büyük bir konfor. Dün mesela yani şöyle baktığınızda mesela kolunuzu kaldırdığınızda şu bölgenin şu esnekliğini görebiliyorsunuz. Ve bunu zahmetsizce yapıyorsunuz. En güzel olan şey de bu. Bu elbisede bu esneklik daha fazla olduğu için kullanılan kumaştan dolayı. Mesela son yaptığım derin dalışta kollarımı havaya kaldırdığımda sanki karada gibi kendimi hissettim. Ki bunu basınç altında yapıyoruz. Yüksek basınç altında hatta. Dolayısıyla çok rahat ve konforlu hissettim. Zaten smooth kumaşların şeyini biliyorsunuz, yüze sürtünme özelliğini, sürtünmesizliğini. Bunlar da hepsi bir arada birleştiğinde inanılmaz bir hale dönüyor. Bir de mesela şu elbiselerde benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de şu yüz açıklığı. Ben böyle elbiselerimin özellikle şu yanak kısımlarının böyle çok yanağımı kapatmasından hoşnut olmuyorum. Çünkü özellikle derin dalışlarda kullandığımız eşleme tekniklerinde bu çok büyük engel oluyor. Elbise yüzümüzü presliyor diyebilirim. Ama bu açıklık sayesinde resmen yüzümün şöyle genişçe bir alanı boşlukta kalıyor. Bu hem dalış reflekslerimizin devreye girmesinde hem de işte o suyun vermiş olduğu rahatlık etkisini daha fazla hissetmemizde çok büyük bir etken. Bunların hepsi birleştiğinde gerçekten hem performansa yönelik hem de işte kumaş özelliğinden dolayı dayanıklılığa yönelik hem de hepimiz kışın dalış yapıyoruz mesela. Kışın dalış yapan insanlar soğuk bir suyla dalış yapmayı ya da işte içine sıcak bir su alıp sonradan o suyun soğumasıyla dalış yapmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi bilir. Kuru giyilen bir elbise büyük bir güven ve konfor alanı oluşturuyor. Mesela benim konuştuğum dalgıç arkadaşlarım da işte smooth elbise yırtılır ya da işte zıpkınla balık avı yaptığımda herhangi bir yerine bir hasar gelebilir diye düşünüyor. En azından iki taraflı yırtılmaları ve boydan boya uzun yırtılmaları çok büyük bir şekilde engelliyor. Bir de biliyorsunuz bu kumaşlarda iki taraflı yapıştırma yapılıyordu normalde smooth kumaşlarda ama içinin jersey olması ve jerseysinin böyle güzel bir şekilde, dikkatli bir şekilde dikiş olması, aynı zamanda şurada mesela gösterebilirim şöyle yakın bir şekilde. Şuradaki yapıştırmayı şöyle görebiliyorsanız eğer burayı göstermek istiyorum. Bu bizim için bence mükemmel. Tüm bu şeyler birleştiğinde gerçekten elbise çok kullanışlı, çok konforlu ve performansınıza yönelik hem de rahatlığınıza yönelik bir bütünü oluşturuyor. Benim bu şekilde çok hoşuma gitti. Kullanışlarımı da
kullandığım günlerde de çok mutlu oldum. Ortalama 50 metrelik dalışlar yaptım şimdilik. Fakat bayağı rahattım ve elbisenin bu özelliklerinin üzerimdeki etkisini çok ciddi bir şekilde gördüm. Denemenizi tavsiye ederim. En azından şu kumaşa dokunmanızı tavsiye ederim. Jaco kumaş kullanılmış bu elbisede ve daha önce Heyva ve Heyva'nın çeşitli kumaşlarını ve Daiwa bu elbiseler kullandım. Ülkemizde yapılan birçok elbiseyi kullandım ve yurt dışından da birçok elbise özellikle derin dalışlarda kullandım ama Jaco kumaş gerçekten benim çok fazla hoşuma giden bir kumaş oldu. Genelde bazı dalgıçlar çift tokalı elbise kullanmak ister. Çift toka kullanıldığı zaman ister istemez şu altta bulunan parçanın genişliği artmakta ve bacak aramızda böyle genişçe bir kısım oluşmakta, elbisenin şu kısmı oluşmakta ve şu kısım çok esnek bir kısım değil biliyorsunuz, elbise kadar esnek bir kısım değil. Biz derinlikte özellikle palet vurmayı bırakıp serbest düşüşe başladığımızda bu aramızda, bacak aramızda bulunan bu kalın yapı bacaklarımızın yanlara doğru açılmasını ve hatta kapatılamamasını sağlar ve paletlerimizin de yanlara doğru böyle açılı bir şekilde durmasını sağlar. Bu da sürtünme alanımızı arttırdığı için su altındaki hızımızı keser. Bundan dolayı buranın tek tokalı kullanılması, yani şuranın düşürülebilen en küçük alana düşürülmesi bizim için çok önemli. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Elbiseyi giymenin ne kadar kolay olduğunu size göstermek için şöyle bir denemek istiyorum. Bakın şu an kuru üzerim. Elbisenin içi de kuru. Şu şekilde gayet normal. Sanki elbise normal günlük karada giydiğimiz kıyafetlerimizi giyer gibi giyebiliyoruz. Ve aynı şekilde şuradan ya da şu şekilde işte ters bir şekilde çok kolay bir şekilde çıkartabiliyoruz. Kesinlikle tavsiye ederim. En azından denemenizi isterim. Elbiseye dokunduğunuzda bile aradaki farkları çok güzel bir şekilde anlayacaksınız. Ben çok beğendim, çok da hoşuma gitti. Onun için sizinle paylaşmak istedim. Sağlıcakla kalın.